Pentagon, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya ulaştığını açıkladı. Tümgeneral Pat Ryder, binlerce askerin daha yolda olduğunu öne sürdü. Amerika'nın İsrail'i savunmak için şu ana dek 1.8 milyar dolar harcadığı ve Pasifik'te sorunlar yaşayabileceği değerlendirilirken, Rusya'da yeni bir nükleer silah tatbikatı başlattı. Kuzey Kore askerleri Rusya'ya destek için Kursk'a giriş yaptı dedi. Gerilimin artacağı uyarısında bulundu. Açıklama Pentagon sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder'dan geldi. Ryder, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın batı cephesindeki Kursk bölgesine ulaştığını belirtti. Birkaç bin askerin daha hazırlık yaptığını öne sürdü. Ryder, birliklerin Ukrayna'ya karşı savaşta görev alabileceğini işaret etti. Bu durumda Amerikan silahlarının Kuzey Koreli askerlere karşı kullanılabileceği uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerine eğitim vermesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirtti. Yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı. Öte yandan Amerika'nın İsrail'e destek için Orta Doğu'da yoğun şekilde hava savunma füzeleri kullanması, stokların azalmasına ve Pasifik'te olası bir çatışmaya hazırlık açısından endişelere yol açıyor. Washington merkezli Stimson kuruluşu, ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu için uzun süreli çatışmalara uygun bir savunma sanayi üssü oluşturmadığını belirtti. ABD'nin İsrail'i savunmak için 1.8 milyar dolarlık füze kullandığını bildirdi. Doğu Avrupa'da geniş çaplı çatışma riski yükselirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde nükleer silahın kullanımına yönelik yeniden tatbikat başlattıklarını duyurdu. Putin tatbikatın amacını stratejik caydırıcılık olarak nitelendirdi. Yaşanan gelişmeler nükleer savaş kapıda mı sorusunu da beraberinde getirdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.